Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü dersimizde sizle düzen sekmesi, pardon, tasarım sekmesinin altını işleyeceğiz. Tasarım sekmesinin altını işlemeden önce arkadaşlar elimizdeki yazıda birkaç değişiklik yapmamız lazım. Artık cehalet yasak. Başlık 1 yapalım. Şunu başlık 2 yapalım. Merhaba diyelim. Şunu başlık 3 yapalım şöyle. Birkaç değişiklik yaptık. Şimdi tasarım kısmına geçiyoruz arkadaşlar. Tasarım kısmında hazır olan arkadaşlar belge biçimlendirme stilleri var. Bakın, konu başlığı 1, konu başlığı 2, konu başlığı 3 dedikçe benim gördüğünüz gibi başlık 1, başlık 2'ye koyduklarım değişiyor. Başlıklarınız değişiyor. Yine yazı tiplerinin arkadaşlar yazının sağ sola yaslı olması durumlarının arkadaşlar böyle değişimlerini görüyorsunuz. Sadece bununla da kalmıyor arkadaşlar. Nasıl? Şurada alt tarafa bir smart art, bir grafik, bir de şekiller eklemiştim. Bilgisayarın donması dışında şu an bir sıkıntım yok. Evet. Bu şekilde. Bunlarda değişiklikler olmadığını gördük. Başlıklarında değişiklik var. Bunlar arkadaşlar yazınızın başlıklarını değiştiriyor. Bunun dışında temalar var yazınızla alakalı. Bu temalar yazınızın arkadaşlar yazı tiplerini gördüğünüz gibi renklendirmesini, bakın başlıkların renklendirmelerini, yazıların arkadaşlar nasıl değiştiğini bu şekilde etkiliyor. Bunun yanında tabi buradaki temalardan arkadaşlar siz değişiklikler yaptığınızda, şöyle gelirsem, evet, temalardan değişik yaptığınızda sizin görsellerinizin de renk tonlarının değiştiğini görüyorsunuz. Kendinize ait renklendirmenin olmasını istediğiniz arkadaşlar bir tema yaratabilirsiniz. Buradakiler temalar arkadaşlar hem yazı tipini hem de bu renklendirmeleri değiştiriyor. Hazır temalar bunlar arkadaşlar. İsterseniz siz şu şekilde buradan temalardan arkadaşlar istediğiniz bir temayı, yazı tipi, evet ben bunu sevdim dediğiniz bir temayı seçtikten sonra mesela şunu seçtim.
Bunu seçtikten sonra arkadaşlar buradan bakın bu yazı şeylerini değiştirmiyor. Yazı tiplerini değiştirmiyor şu kısım. Bu kısım arkadaşlar başlıkları değiştiriyor. Başlık çeşitlendirmesi nasıl olacak onu seçmemizi sağlıyor. Şöyle bir tane var diye ortalayalım. Bu şekilde başlıkları ortalayan bir tane seçtim ama ben renkler de bu sefer böyle olmasın diyorum. Onu da değiştirme imkanımız var. Bakın başlıklarımın renkleri değişiyor arkadaşlar. Bu renkler kısmı sadece başlıkları da değiştirmez. Burayı da değiştirir. Grafiklerinizin, smart artlarınızın, resimlerinizin hepsini tek tek yapmak yerine tek bir yerden hepsinin rengini istediğiniz tonlamalarda ayarlamanızı sağlıyor. Daha mavi, yeşil, turu, daha sıcak renkler, sarı, turuncu, kırmızı, hani hangi tonları istiyorsanız arkadaşlar seçebiliyorsunuz. Yine ben bunu sevmiştim ama yazı tiplerini bir değiştirsek derseniz bakın yani renklendirmelerini sevdiğim yazı tipini değiştireyim derseniz buradan yazı tipini de değiştirebiliyorsunuz. Paragrafların arası nasıl olsun? Bunların ayarlamalarını yapabiliyorsunuz. Ne efektler nasıl olsun? Şöyle gelirsem burada daha rahat görürsünüz efektleri. Şekillerin değiştiğini görebiliyor olmanız lazım. Bu değişikleri böyle yapmanızı sağlıyor. Bu tarz değişikleri arkadaşlar ayarlayıp yapmanızı sağlıyor. Varsayılan olarak ayarla derseniz tüm yeni belgeler için bu görünüm varsayılan olarak ilk başlangıçta bu renk tonlamasını verecektir. İsterseniz bu şekilde yaptığınız başlıkları işte ayarladınız, ettiniz. Geçerli temayı kaydet diyebilirsiniz. Temayı sevdiğiniz arkadaşlar diyelim. Tema 1 yerine kendi artık adınızı verirsiniz. Tema Engin deyip kaydedersiniz. Temalara göz at dendiğinde de arkadaşlar kaydettiğiniz yerden diyelim ki buradan bunu ben tamamla şöyle değiştirdim. Bambaşka bir hale getirdim. Ups. Temalara göz et dedim. Hop, kendi temanızı tekrar alabiliyorsunuz. Bu temayı da USB gibi bir şey atıp kendi temanızı başka yere de götürebilirsiniz. Böylece arkadaşlar yazınızın genelinin tasarımının nasıl olacağını ayarlayabilirsiniz. Böyle bir ayarlama gerçekleştirebiliyorsunuz. Stillerde bu renklere karışmıyordu. Şu renkler kısmına karışılmıyordu arkadaşlar. Temalarda
başlıklar, yazılar hepsinin ayarlaması yapılıyor. Stillerde yine paragraflar, aralıklar, girişler, çıkışlar nasıl olacak vardı. Yazınızın stiliyle alakalıydı. Bu bütün belgenin temasının nasıl olacağının ayarlandığı kısım. Bütün belgenin hangi tonlamalarda, hangi renklerde olacağının ayarlandığı kısım. Bu şekilde temalar ayarlayıp arkadaşlar yapabiliyorsunuz. Yine görmüşsünüzdür arkadaşlar. Şimdiye kadar birçok sınava siz de girdiniz. Kağıtların arkasında şöyle çaprazlama yazılar olur. ÖSYM'dir, çok acildir, İvedi, gizli gibi. Bunları arkadaşlar biz tasarım kısmının altındaki filigran bölümünden yapıyoruz. Bakın, acil diye bir filigran yaptık. Şurada görüyorsunuz. Üstüne bir şeyler geldiği için göremeyebilirsiniz. Şuraya ekle boş sayfa dersem. Filigranı çok rahat bir şekilde görürsünüz. Bu filigranı arkadaşlar buradan hazır filigranlardan bir tanesini seçebileceğiniz gibi office.com'dan başka filigranlar da alabilirsiniz. Ya da arkadaşlar var olan filigranı bu şekilde kaldırabiliyorsunuz. Çok ilginç bir şekilde. Özel filigran dediğinizde tıklayıp özel filigran dediğinizde arkadaşlar ufak bir pencere geliyor. Bu pencerede arkadaşlar. Evet, şu an çıkmıyor. Çıkmamasını daha hemen ayarlayalım. Şu an görünüyor. Şu şekilde filigran için bir alan geliyor. Buradan metin filigranı diyorsunuz arkadaşlar. Metin filigranı dediğinizde hangi dilde yazacağınızı önce seçiyorsunuz. Daha sonra metni seçiyorsunuz. Ofis programları diyelim. Mesela filigran olarak yazı tipini seçebiliyorsunuz. Hangi yazı tipinde yazmak istiyorsanız. Lucida handwriting yapalım. Boyut otomatik olsun. Renk kısmına şöyle gri, yarı saydam dedik. Uygula dediğinizde arkadaşlar şöyle arka tarafta filigranı görüyorsunuz. Yine bu filigran konusunda yarı saydam değil, kaldırırsanız daha koyu yazacaktır. Bu rengi de değiştirebilirsiniz. Siyah yaparsınız, siyahı yarı saydam yaparsanız hani farklı renklerde nasıl olacağını görürsünüz. İlla siyah olmak zorunda değil bu arkadaşlar. Kırmızı da yapabilirsiniz. Bunu isterseniz mavi de yapabilirsiniz. Filigranın nasıl olacağı size kalmış. Sol köşeden sağ köşeye doğru genelde gider. İsterseniz bunu yatay yapma imkanınız da var filigranı. Filigranı arkadaşlar koyduğunuzda
Filigranlar bazı şeylerin arkasında kalır. Böyle. Yazılarınızın da arkasında kalabilir. Yazının arkasında, benim mesela buradaki yazının arkasında kalmasının sebebi, ben bu yazıyı bir yerlerden aldım. Ama kendi şuraya kadar geçelim. Evet. Kendi yazdığınız yazıda bunlar belli olur. Okusun, benim başka bir yerden aldığım bir yazı olduğu için onun arkasında görünmeyebilir, ama kendi yazılarınızın arkasında filigran bu şekilde görünür arkadaşlar. Şöyle köşegen yaparsam. Şöyle yazımızı yazdınız arkadaşlar. Bakın filigranımız yazımızın böyle arkasında kalır. Filigranları illa yazı da yapmak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Filigran resim şeklinde de olabiliyor. Örneğin bilgisayardan bir resim alalım. Masa üstünde benim resimlerim vardır muhakkak. Bir resim filigranı aldım. Şöyle arka tarafta böyle bir resim tutabiliyorsunuz. Yine resim filigranı da arkadaşlar silerek geç dediğim için böyle normal derseniz bu şekilde duruyor. Yine bunu başka bir resmi değiştirebilirsiniz. Uygulayalım. Bakın bambaşka bir resim karşımıza geldi. İndirilenlerden şöyle diyelim. Böyle bir yazınızın şeyinizin, belgenizin arkasına böyle filigran koyabilirsiniz. Tabi bunu biraz silerek geçtesem bu şekilde belgenizin arkasında duracaktır. Şu şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar, sen de yukarı git. Filigranımız sayfamızın arkasında duruyor. Bu tarz arkadaşlar filigran ekleyebilirsiniz. Yine filigranı istemediğiniz arkadaşlar zaman filigranı kaldır diyerek filigranı kaldırabiliyorsunuz. Yine seçilen filigranı bunu kaydedebiliyorsunuz arkadaşlar. Bir isim veriyorsunuz. Filigranlar galerisine açıklamasıyla kayıt gerçekleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Kendiniz arkadaşlar bir filigran oluşturabiliyorsunuz. Buradan filigranı kaldır dediğinizde filigran da kalkar. Tekrar filigran koymak isterseniz aynı işlemleri tekrar yapmanız gerekecektir. Bu şekilde filigranınızı geri koyarsınız. Bunun yanında sayfaya arka renk ekleyebilirsiniz. Bakın arka renk eklediğinizde bu şekilde filigranı değiştirmez. Filigran yine kalır. Sayfaya bir arka renk eklemek filigranı ortadan kaldırmaz. Bu şekilde bütün sayfanızın rengini değiştiriyorsunuz. Sayfanın her yerine etki eder bu arkadaşlar. Filigranı kaldırdım. Gördüğünüz gibi sayfanın her yerinde
böyle etkili. Dediğim gibi bu şurayı bir yerlerden aldığım için buralar bu şekilde görünüyor. Ama kendi yazdığınız bir yazı olursa bir yerden kopyala yapıştır yapmazsanız arkadaşlar. Ki burayı da giriş biçim boyacısı deyip şu alanı verirsek bakın artık burada da gördüğünüz gibi bu biçim buraya aktardığımız için evet yazıda bu şekilde görünüm sağlayabilirsiniz. Sayfamızın rengini bu şekilde değiştirebildiğimiz gibi arkadaşlar daha fazla renk de seçebilirsiniz. Buradan red, green, blue, kırmızı, yeşil, mavi değiştirebilirsiniz ya da şu paletin üzerinden yaparsınız. Bu daha profesyonel. Tam renklendirme değişimine getirirsiniz. Böyle renkler seçebiliyorsunuz. Ya da dolgu efektleri verebilirsiniz. Gradyan, dokular mesela şu diyelim. Gördüğünüz gibi kadınız bu dokuya kavuşmuş durumda. Yani doku efektlerinden bambaşka böyle hazır arkadaşlar dokular var. Böyle sulu bir sayfa kağıt yapabilirsiniz. Desenler var. Şöyle çizgili desenler. Ekose yapalım biraz daha. Ne dolgu efektlerinin içerisine kendiniz bir resim de koyabiliyorsunuz. Mesela az önceki resim koyalım. Tamam diyeyim. Resim yalnız sürekli böyle kendini tekrar ediyor. O yüzden resim konusunda biraz daha şey olmak lazım. Gradyan şeklinde iki renk bunları kendi seçtiğiniz renkler yapabilirsiniz. Yatay, dikey, köşeden dışarı açılan, merkezden açılan, şöyle sayfanıza farklı efektler gördüğünüz gibi verebiliyorsunuz. Bu tarz değişiklikler de yine sayfanızın, yazınızın tamamının tasarımında gerçekleştirebiliyorsunuz. Bunları yapabildiğimiz gibi sayfalara kenarlıklar da ekleyebiliyoruz. Sayfa kenarlıklarını arkadaşlar şöyle etrafına bir çizgi şeklinde sayfa kenarlığı atabilirsiniz. Gölgeli yapabilirsiniz bunu. Şuralar daha koyu. Sol taraf ve üst taraf açık. Biraz üç boyutlu ya çevirebilirsiniz. Ya da özel kenarlık koyabilirsiniz. Bu kenarlığın nasıl olacağı da size kalmış. Şu şekilde kesikli şöyle kesik yapabiliyorsunuz. Kenarlıklar konusunda daha böyle kalın çizgiler olabilir. Yine rengi şey olacak diye bir kaydı yok. Yani farklı renkler de veriyorsunuz. İlla siyah olacak diye bir kaydı yok arkadaşlar.
Yine bunun büyüklüğünü de ayarlayabilirsiniz. Daha kalın olabilir ya da daha ince. Nasıl olacağı size kalmış. Yine kenarlıklar konusunda mesela üstte ve altı olmasın. Sadece yanlarda olsun. Şöyle. Bu tarz ayrımlar yapılabiliyor. Ya da üstte altta olsun, kenarlarda olmasın. Bunlar tamamen size kalmış yapabileceğiniz ayarlar. Bunun dışında bunu bütün belgeye yapabildiğiniz gibi sadece ilk sayfaya, ilk sayfa dışında tümüne, sadece bu bölüme yazınız bölümlendirseniz bu bölüme de yapabiliyorsunuz. Bunun dışında resimler de koyabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi sayfa kenarlıklarınızı arkadaşlar resimler olarak ayarlayabiliyorsunuz. Doçe, tema gibi bir yerde mesela şöyle bir kenarlık olabilir. Böyle kalpli malpli şeyler, yıldızlar, saatler. Çok fazla kenarlıklar var arkadaşlar. Bunlara tabi tek tek bakmanız lazım. Yani ben bunların hepsini tek tek üzerinden geçemem. Şöyle değişik kenarlıklar mevcut. Buralardan kesin şeklinde gördüğünüz gibi makaslı bir kenarlık var. Yani çok fazla kenarlık modeli var. Yazınıza bir kenarlık da ekleyebildiğinizi, bu kenarlığın da nasıl olacağını kendinizin seçebileceğini bilmenizde fayda var. Tasarım sekmesi bu kadar. Tasarım sekmesinin altında bulunanlar bunlar. Buradan sonra arkadaşlar bizim düzen sekmemiz geliyor. Düzen sekmesine de bir sonraki dersimizde devam edeceğiz. Sınavınız hakkında mı konuşmak istiyorsunuz? Sınavınız nasıl olacak? Sınavınızda size şey soracağız arkadaşlar. Yani diyeceğim ki mesela şu düğmenin böyle göremezsiniz. Tamam. Size şu düğmenin resmini vereceğim. Bu düğme neye yarar diye soracağım. Bu düğme neye yarıyor arkadaşlar? Seçili metin veya arkasındaki veya paragrafın arkasındaki rengi değiştirecek. Bu düğmenin görevi nedir? Ya anlattığım şeyler. Onun dışında mesela Word programına bir şekil eklemek için neyi kullanırız gibi zor olmayan sorular şeklinde olacak.
Hadi bakalım. Bu sorunun cevabı ne arkadaşlar? Soruyu bir okuyun. Cevap yazmayın. Anket açacağım. Cevap yazmayın. Anket açacağım. Sedef cevap yazma. Anket açacağım. Soruyu okudunuz mu? Klavye üzerinde yer almayan simge ve karakterleri Word'e eklemek için ekle sekmesinden hangi komut düğmesine tıklanır? A word art, B tarih saat, C slide numarası, D simge. Hadi bakalım. Halil. Halil de cevap vermiş. Ciddi misiniz siz ya bu konuda? Gençler ekle simgesinin, ekle sekmesinin altından biz simgeye tıklamıyor muyduk? Klavyede olmayan şeyleri eklemek için. Yani. Yapmayın böyle şeyler gençler.
Yani. Hadi bakalım. Bir de bunu okuyun önce. Tüm biçimlendirmeyi temizle düğmesi hangi biçimlendirmeyi temizlemez? Oops. Tüm biçimlendirmeyi temizle düğmesi hangi biçimlendirmeyi temizlemez? A. Gölgelendirme, B. Metin vurgu rengi, C. Yazı tipi rengi, D. Word art. Tüm biçimlendirmeyi temizle, hangi biçimlendirmeyi temizlemez? Şimdi daha anketi başlatmadım. Tüm biçimlendirmeyi temizle düğmesi hangi biçimlendirmeyi temizlemez? Gölgelendirme, metin vurgu rengi, yazı tipi rengi, word art. Sedef. Ten cevap alamadık. Valla ciddi ciddi böyle cevaplıyorsunuz. Yani bunun üzerinde de özellikle durdum. Bakalım. Şimdi şuraya bir gölgelendirme yapalım. Nerede bu? Size de böyle değil. Şöyle yapayım. Tüm ekran paylaşayım da görün. Gelelim. Şuraya bir gölgelendirme yapalım. Şöyle. Gölgelendirme. Buraya B şıkkı metin vurgu rengi yapalım. Şuraya gelelim. Yazı tipi rengini değiştirelim. Sarı yapalım. Şuraya da gelelim. Bir word art yapalım arkadaşlar. Seni word artla şu hale getirelim. Tamam. O kadar gitmeyelim iyiydi ya. Şöyle yapalım. A, B, C, D. Şöyle hepsini bir seçelim. Her neyse. Önce şunu seçelim. Word Art'la başlayalım o zaman. Tüm biçimlendirmeyi temizle diyelim. Ve eski haline döndü. Tüm biçimlendirmeyi. Bunları seçelim. Tüm biçimlendirmeyi temizle diyelim. Bununla bu da eski haline döndü.
Temizlemediği biçimlendirme. Ne? Temizlemediği biçimlendirme. Metin. Metin vurgu rengi. Meğer bu metin vurgu rengini temizlemiyormuş. Arkadaşlar. Meğer siz hepiniz bu soruyu cevaplayamamışsınız. Yani yani valla gençler sorular böyle de sizin bu soruları cevaplayamamış olmanıza ben şaşırmış vaziyetteyim. Bakalım ne olacak. Ha, resim koyamıyoruz buraya. Tamam. Şöyle yaparız. Yandaki butonun görevi nedir? Şu butonun. A yazı tipi boyutu, B yazı tipi, C yazı tipi kalınlaştır, D stil. Yandaki butonun görevi nedir? Yazı tipi boyutu, yazı tipi, yazı tipi kalınlaştır, D stil. Gençler sabah sabah bir araya geldiniz, kararlaştırdınız, hocayla dalga geçelim mi dediniz? Merak ediyorum da.
Her yani bunun cevabının bariz yazı tipi boyutu olduğu şurada. Sorunun üstünde bile hemen şurada kalibri gövde onun yanında yazısı bir boyutu olarak görünüyor. Yani şunun üstüne geldiğinizde böyle duruyor. Görünüyor siz. Nasıl oluyor da bunu yanlış yapıyorsunuz? Bu butonun görevi nedir? Kalın, kaydet, italik, altı çizgili. Bu butonun görevi nedir arkadaşlar? Yandaki butonun görevi nedir? Kalın, kaydet, italik, altı çizgili. Hadi. Hadi. Yandaki butonun görevi nedir arkadaşlar? Kalın, kaydet, italik, altı çizgili. Şuna bir hızlı cevaplayın. Hadi anket açtım. Bir daha cevaplayın. Kalın, kaydet, italik, altı çizgili. Hadi Sedef, sen ne cevapla? Sedef, burada mısın? Allah gençler, ben size ne diyeyim ya? Sınavda böyle sorular soracağım işte size. Düğmeyi vereceğim. Bu ne işe yarar diyeceğim. Bu düğmelerin hepsini gördük biz. Hepsinin üzerinden geçtik. Hepsiyle işlem yaptık. Bu sorunun cevabı arkadaşlar italik olacaktı. Her neyse.
Sorularımız böyle olacak arkadaşlar. Bu tarz sorulardan size sınav yapacağız. 20 soru, 30 dakika. Ziyadesiyle yetecek bir süre veriyorum. Çok fazlasıyla yetecek bir süre veriyorum bu sorulara. Yani böyle bir sınavımız olacak. Hazır burayı şey yapmışken ben şuradan devam edeyim size. Tasarıma gelmiştik. Düzene. Düzenden bir devam edeyim. Düzen kısmında şu önümüzdeki arkadaşlar yazıya, yazıların hangi düzende yazılacağını ayarlıyoruz. Daha önce de bahsetmiştik. Sol tarafta ve sağ tarafta şöyle 2,5 santim. Yine keza üst tarafta 2,5 santim bir boşluk bırakılıyordu. Bunlara kenar boşlukları diyoruz. Bu kenar boşluklarının daha dar olmasını, şöyle daha küçük olmasını veya daha büyük olmasını ayarladığımız böyle bir kenar boşlukları düğmemiz var. Eğer ki ciddi bir kitaba basmayı planlıyorsanız şu şekilde oluyor. Hani yanlarından farklı kenar boşlukları var arkadaşlar. Bir taraf 3.18 şöyle. Şu taraf daha büyük. Şu taraf daha küçük gibi. Yine sayfayı biz normalde dik kullanırız. Bu sayfayı yatay yapabilirsiniz. Onun yine ayarı düzen sekmesinin altından gerçekleştiriliyor. Yönlendirme kısmından. Kağıt olarak yani şu beyaz sayfa A4 kağıt boyutunda seçilir ve ona göre işlem yapılır. Yine bu kağıdın boyutunu değiştirebilirsiniz. Bu arada A4'ün yani A serisinin yanındaki sayı küçüldükçe kağıt büyür. A3, A4'ün iki katıdır. Arkadaşlar A2, A3'ün iki katıdır. A1 de A2'nin iki katıdır. Mesela A5 bunun yarısı kadar arkadaşlar. Şöyle şuradan çizdi. Sol tarafını sadece düşünün. Bunun yarısı kadar kağıda da A5 deniyor. Bu kimlik fotokopisi çektirmek istediğinizde mesela o A4 kağıdını ikiye bölerler. Kimliği onun üzerine fotokopi çekerler. İşte o A5 kağıt. Bu tarz kağıdı ayarlayabiliyorsunuz. Yine normalde yazıları biz böyle hepsini tek yere yazarız. Sayfayı ikiye bölme isterseniz arkadaşlar şöyle iki tane sütun yapabilirsiniz. Yine düzenin içerisinden yapılıyor. Sadece iki sütuna değil üçe de bölebiliyorsunuz arkadaşlar. Veya daha fazla sayıya bölüyorsunuz. Diğer sütunlar derseniz burada kaç tane sütun olacağını seçebiliyorsunuz. Şöyle iki tane sütunun arasında şöyle bir aralık vardır. O aralığı azaltabilirsiniz. Şu açılan pencerede hemen açılan pencereyi de görün. Evet, bu açılan pencerede arkadaşlar aralığın ne kadar olacağını görebiliyorsunuz. Her bir sütunun genişliğinin ne kadar olacağını görebiliyorsunuz. Kaç sütun olduğunu buradan ayarlayabiliyorsunuz. Şöyle sol taraf sola derseniz sol tarafta küçük sağ tarafta büyük bir sütun yapar. Sağ derseniz sağ tarafta küçük sol tarafta büyük bir şöyle sütunlama yapar.
Bu şekilde sütunlamaları ayarlayabiliyorsunuz. Bunun yanında araya çizgi koy derseniz şöyle sütunlarınızın arasına çizgi koyacaktır. İki sütunun arasına çizgi koyabilirsiniz. Böylece sağ ve sol sütunlarınızın arasında görsel olarak farklılık yaratıyor arkadaşlar. Normalden farklı bir görsel olmasını sağlıyor. Bunun olmasını sağlıyor. Şeyde. Yine sizle daha önce kesmeler atmıştık. Kesmeler sayfa sonu şeklinde kesmeyi görmüştük. Yani bir yerde sayfanın bitmesini sağlayabiliyorduk arkadaşlar. Oradan sonra yazı olmamasını sağlıyorduk. Yine sütunlar için de bu yapılabiliyor. Sütun kesmesi atıyorsunuz. Mesela Alvin Toffler. Şuradan sonra yazı olmasın bu sütunda. Hemen geliyorsunuz kesmelere. Bitiyor. Niye sapıtıyorsun sen? Alvin Toffler'in sonuna geliyorsunuz. Kesmeler diyorsunuz arkadaşlar. Sütun diyorsunuz. Böyle şuradan sonra yazı olmuyor. Burada sonra devam ediyor bu. Hatta şöyle şu işaretle gösterecek olursak bakın gördüğünüz gibi sütun sonu yazdı. Burası bölüm sonu sürekli. Burası sütun sonu şeklinde arkadaşlar şeyi gösteriyoruz. Yine başka kesmelerimiz var. Sayfa sonunu biliyorsunuz zaten. Bir sayfanın en son olmasını istediğiniz yer. Metin kaydının web sayfalarında nesnelerin nasıl olacağını ayarlıyorsunuz. Yine bölüm sonları atabiliyorsunuz. Elinizdeki uzun ve büyük bir yazıyı birden fazla bölüme ayırabilirsiniz. Birden fazla bölüme ayırdığınızda her bölüm için ayrı biçimlendirmeler, ayrı stiller, ayrı temalar uygulayabilirsiniz. Çok fazla bölüm yapmak için arkadaşlar yazınızın büyük olması lazım. Böl ve yönet mantığında daha küçük bölümlere ayırırsınız. Böylece küçük bölümleri daha kolay yönetirsiniz. Mesela bir ders kitabı yazdınız. Bölüm 1, bölüm 2, bölüm 3. Her konu için ayrı bölümlendirme yapabilirsiniz bu şekilde. İşlemlerinizi yapabiliyorsunuz. Yine satır numaraları var. Satır numaraları eklerseniz arkadaşlar her yazınızda her satırın numarasını görürsünüz. Şu ben şeyi kaldırayım ya. Hiç sevmiyorum. Sütunlu görünümü. Bir de heceleme var. Şurayı metin kutusu bir çıkar mısın? Şimdi hemen şuraya benzetelim. Neredeyiz? Hecelemede. Bakın normal biz yazı yazdığımızda bazen sayfanın sonuna geldiğinde sayfa yetmez arkadaşlar. Satır yetmez daha doğrusu. Biz arkadaşlar
bir tire atıp alt satıra devam ederiz. Yani Word'de niye böyle bir şey yok diye düşünmüşsünüzdür. Aslında Word'de de böyle bir şey var. Mesela şurayı şöyle seçeyim. Heceleme diyeyim. Otomatik diyelim. Bakın. Otomatik dediğim anda şöyle daha rahat görürsünüz. Bakın şuraya arkadaşlar. Aradığını bilgiyi orada bulabilir miydin şeklinde direkt hecelemesini gerçekleştirdi. Bu hecelemeyi otomatik yapabildiğimiz gibi hecelemeyi biz arkadaşlar elle de yapabiliyoruz. Yani elle yapmamızın şöyle bir artısı var. Otomatik yaptığında her istediğini kendisi yapıyor. Elle. Önce bir yok diyelim, pardon. El ile dedim. Bu sefer burası için soruyor bana. Burası için sorar bana. Ben ne yapayım? Bunu şöyle kütüphanede arkadaşlar böleyim mi? Hemen. Tabii. Aynı şeyi geri açtık. Hemen. Şöyle bakın tam burada kütüphaneden itibaren şurayı böleyim mi diye soruyor. Evet dersem bu bölmeyi yapacak. Hayır dersem yapmayacak arkadaşlar. Mesela aradığım bilgiyi bulabildim mi? Evet dersem bu şekilde bölüyor. Mesela kütüphaneyi şuradan demiştim. Buraya getiriyorum. Hemen yukarı çıkalım. Oraya getirdim. Bakın orayı kabul etmiyor. 50. Kastediyorum. Şuraya tam yap dedim. Bakın kastediyorum. Bir geriye aldım. Bir ileriden demişti. Bu şekilde hecelemeleri kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Şeyle yaparsınız. Girintile yazının sol tarafından itibaren arkadaşlar. Bakın bu sol girinti, bu da sağ girintidir. Soldan ne kadar girintileme yapacağını, yani şunun ne kadar sağa kayacağını ayarlıyorsunuz. Soldan girintilemeyi şöyle bakın artırıyorum. İmlecin bulunduğu paragrafı gördüğünüz gibi sağa doğru kaydırıyor. Bu şekilde yapabildiğiniz gibi direkt bir sayıda girebiliyorsunuz buraya. 85 değil, 5 yazmaya çalışıyorum. Aynen böyle. Paragraflar arasında arkadaşlar ne kadar aralık olacak? Paragraftan önce dediğim için bakın şöyle yukarıda kısım var. Şimdi bir sıfır alayım. Tamam. Paragraftan sonrayı mesela bir 30 yapayım hemen. Bakın üstünde değil altında yapıyor. Yani paragraftan sonra ne kadar boşluk bırakacağınızı gösteriyorsunuz. Ayarlamasını yapıyorsunuz burada. Düzen sekmesi de bu şekildeydi. Buradan sonrasını bir sonraki dersimizde artık yaparız arkadaşlar. Bugün anlatacaklarım benim bu kadar.